Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün yine aşı yapmaya devam ediyoruz. Ne aşısı arkadaşlar? Yazın yapabileceğiniz aşılar. Bu nedir? Yeni çıkan sürgünlerden arkadaşlar, yazın her çeşidi aşı yapabilirsiniz. Yani illaki baharın aşı yapılır mantığını kesinlikle kaldırın. Ne çeşit aşılayacağız arkadaşlar? Bugün kayısı. Kayısı arkadaşlar. Badem aşılayacağız. Ama tavsiyem her zamanki dediğim gibi bademi badem aşılayın. Kayısıyı aşılayın. Ha, nedir? Daha önce bir videomuz oldu. Aynı gene bademe ne yaptık? Erik aşıladık. Aynı ağacı arkadaşlar. Şimdi kayısı aşılayacağız. Hangi çeşitler hangisine aşılanır? Bu hususa da değinelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben işlem yaparken tüm aklıma gelen her şeyi söylerim. Şimdi önce çalışmamızı yapalım, ondan sonra konuşmamıza devam edelim. Ölü dokularımızı alıyoruz arkadaşlar. Daha önce testlerle kestik burayı. Ölü dokularımızı alıyoruz ve arkadaşlar takvim 6. ayın 2. haftasına doğru gövdemizi çizelim. Su zaten honti garanti vardır, sıkıntı yok. Var mı? Oo, maşallah. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Hemen karşısına da, çünkü çit kalem kullanacağım. Biraz gövdemiz kalın. 5 santim gibi. Siz arkadaşlar kalın gövdeleri tercih etmeyin. Hangi çeşitler birbirine aşılanır? Arkadaşlar aynı anda bunu da size söylemiş olayım. Çekirdek yapısı aynı olan tüm ağaçlar birbirine aşılanır arkadaşlar. Husus budur. Çekirdek yapısı aynı olacak. Biz ne yapıyoruz? Şimdi bademi aşı yapıyoruz. Kayısıyla bademin çekirdeği aynı. Ne yaptık? Eriği badem aşıladık. Çekirdek yapısı aynı. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce gövdeyi çalıştık. Ondan sonra gözümüzü çalışacağız. Kalemimizi çalışacağız. Arkadaşlar bu senenin sürgünü. Yani bu senenin sürgününü baharı geçirmişseniz bu senenin sürgününden aşınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki yapacağınız aşı anaç İnce ise böyle, hemen çift taraflı alın, kalem yapın. Aynı birbirini karşılıyorsa daha güzel olur arkadaşlar. Ondan da bir bilgi vereyim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Her zamanki husus. Bir tarafını düzgün bir şekilde alıyoruz. Aldığımız husus düzgün bir şekilde dememin sebebi şu arkadaşlar. Bir tarafı eğer bir tarafı doğru gibi olursa arkadaşlar, sizin aşınızın tutma oranı gene düşer. Neden? Gövdeye oturmaz. Bu hususlar önemli arkadaşlar. Aşı nasıl yapılıyor, nasıl sarılıyor diye bakmayın. Ayrıntılara dikkat edin arkadaşlar. Onlar çok önemli. Ve araç gereçlerimiz arkadaşlar kati suretle kesinlikle dezenfekte edeceğiz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Malzemenizi her zaman dezenfekte ederek işinize başlayın. Bu da bir canlı arkadaşlar. Ameliyat ediyoruz. Dolayısıyla temizlik önemli. Ne yaptık? Orayı açtık. Pardon arkadaşlar. Gözümüzden kaçtı. Hemen ne yapıyoruz? Bu ağaçlar arkadaşlar hemen bu taze sürgünlerde şu olur. Üzerinde bir tane ölü doku olur. O ölü dokuyu kesinlikle aşı yaparken alacağız. Neden? Buradan tutumunu daha basit yapsın diye. Eğer biz bunu alırsak hemen orada yaş bölge anacın yaş bölgesi buna yapışır. Gözlük nasıl alınır? Arkadaşlar biliyorsunuz hemen birkaç gün önce yayınladığım şey var. Erik videosu. Göz ve kalem nasıl alınır? Erik videosunu koydum. Şimdi bunu koymadım uzamasın diye. Aynı şey arkadaşlar. Yeni sürgün. Erik videosuna bakın. Göz nasıl alınır orada? Aynı şey. Farklı hiçbir şey yok. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kabuğun içine, yardığımız kabuğun içine bunu oturduyoruz. Şöyle. Bakın şöyle. Evet. Ve şu hususa dikkat edeceğiz arkadaşlar bir de. Hususumuz. Biliyorsunuz hocam yaklaş. Bakın. Şu kesit anacın kesitiyle 0-0 olacak şurası. Bu önemli. Aşı taktiklerinde kurallar arkadaşlar uyalım. Ne yaptım ben şimdi?
ittirerek biraz daha orayı sıfırlayacağım. Ne olacak? O alanı neden açıyoruz bu alanı? Gövdeye yapışsın diye. Şurada hatta bir de öyle dokulmuş ama o kalacak. Şimdi bu işlemimiz tamam. Hemen karşı tarafın şeyini, gözünü ayarlayacağım. Arkadaşlar. Karşı tarafın gözünü doturdalım. Ne yapıyoruz? Hemen sivriltiyoruz. Bakıyoruz doğru mu diye. Evet. Şimdi olmadı. Orada ne oldu? Bir çatlaklık oldu. Hemen erinmiyoruz arkadaşlar. Buradan keseceğiz. Hemen tekrar kanalımızı açacağız. Hemen. Orada birkaç saniyeniz ya da dakikanız gidecek. Bunu düşünmeyin. Eğer bir hata varsa bu hatayı düzelterek devam ederseniz aşınız Honti garanti tutar. Yine ay takvimi muhabbeti var arkadaşlar. Muhabbet diyorum. Çünkü muhabbet haline döndü. Benim şöyle bir tecrübem var arkadaşlar. Bakın. Eski ay ve yeni ay olayı tecrübe ettiğimden dolayı size söylüyorum. Orada yaptığım işlemlerin hepsini aynı yapıyorum. Dolayısıyla burada yaptığım işlerden anlatmama gerek yok. Başka bir konuya değinelim. Şimdi yeni ay takvimi arkadaşlar. Dolunay'a giden süreç de yapılan aşılar hemen sürgününü ve tamamlamalarını hızlı bir şekilde yapıyor. Eğer o dönemi kaçırmışsak arkadaşlar, bakın bu tecrübe, tabi buna inanmayan olabilir, hurafe diyen olabilir, onu bilemem. Herkes kendine göre bir taktiği var, kimseyi de yargılayamayız. O dönemi kaçırdığımız tarihte yaptığımız aşıların arkadaşlar geç geliştiğini, bunu gözlemliyoruz. Sürgün vermekte geç kaldığını vesaire arkadaşlar, bunu gözlemliyoruz. Siz de uygularsanız uygulamazsınız. Bu size kalmış bir şey. İlla ki bunu uygulayacaksınız diye bir şey yok. Tecrübelerimizi aktarıyoruz. Sizin de kafanızı yatarsa bu hususları uygulayabilirsiniz. Ne yaptık arkadaşlar? Hemen aynı taktik. Yerine oturduyoruz. Ne yapıyoruz? Kestiğimiz şeye göre. Şu yarayı tamamen aşağıya kadar indireceğiz. Bunda iki yarı üstüne getiriyorum. Daha önceki aşılarımda da gösterdim. Kalem aşı taktikleri farklı farklı uygulanır arkadaşlar. Eğer düzgün yapmışsak, hususlara uymuşsak, kurallara uymuşsak aşıların hepsi tutar. Bize göre çok basit gözüküyor ama biz bundan 10 sene önce, 15 sene önce bu aşıları öğrenmek için çok zorluklar çektik. Arkadaşlar siz çekmeyin. Bildiğimiz hususları size eksiksiz, aklımıza gelen her hususu söylüyoruz. Aşağıdan başlıyoruz. Neden? Hala yağmurlar yağıyor. Her ne kadar 6. ayın 2. haftasına girsek de. Arkadaşlar son noktaya geldik. Son noktada ne yapıyoruz? Macun dolduracağız ama garanti almak için şimdi şurayı bir dolanalım. Ne olur ne olmaz. Herhangi bir husus olmasın. İçeriye macun da kaçmasın. Öz suyuyla kendini tamamlasın. Daha önce kaşımda da söylediğim gibi arkadaşlar, buraya toprak dolduran arkadaşlarımız oluyor. Tabii ki toprak doldurulabilir mi? Doldurulabilir. Ben macun tercih ediyorum. Macun tercih etmemin sebebi de toprakta herhangi bir bakteri o yaraya giriyor. Daha sonra bize sıkıntı yaratabiliyor arkadaşlar. Ondan bilginiz olsun. İster toprak yapın, ister macun. Benim tercihim her zaman macun oluyor. Tertemiz yara kapanıyor. Evet, şuradan. Evet, bantımız güzel ama bu yapılan işlemde şu hamleleri düzgün yapamıyoruz. Nedir? Tamam. Oradaki sistemi tamamladı. Evet. Bağımızı atıyoruz. Arkadaşlar daha önce dediğim gibi de ay takvimini takip edin arkadaşlar. Astroloji diye bir şey var. Astrologlar var. Ayın ne işe yaradığıyla alakalı, günlerin ne işe yaradığıyla alakalı. Yoğun olan dünyaya enerji saçan günlerin olduğunu, bunları biliyoruz.
Dolayısıyla ay takvimini bir araştırın. Benim söylediğimden ziyade ay takvimini bir araştırın. Bu tür işlemlerinizde çok işinize yarayacağını söyleyebilirim. Az önce dediğim gibi, ama herkesin kendine göre bir taktiği var. Uyguladığı. O bir taktik değil, bir kanıtlı bir hadise. Daha önce pek aldırış etmezdik ama biz de aldırış etmeye özen gösteriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ne yaptık? Tüm yaraları kapattık, hava almasını kesinlikle önledik. Aşılarda kurallarımız ne? Tekrar söyleyelim. Kesinlikle kabuk kabuğa değecek. Asla ama asla hava almayacak. Evet. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kalemin uçlarını da kesinlikle kapatıyoruz. Neden? Su kaybını önlemek için. Allah kısmet ederse arkadaşlar, bu aşıların sonuçlarını daha önceki olduğu gibi bir terslik olmazsa bu aşıların sonuçlarını size göstereceğim. Tabi poşet erik aşısında da anlattığım gibi arkadaşlar, ne kadar yaza girmişsek de poşet gölgelediyseniz kesinlikle bu gözlere zarar vermekten ziyade fayda sağlar. Siz bu poşet işlemini arkadaşlar kesinlikle şeyde yapın. Aşı macununuz kurusun, ondan sonra yapın. Çünkü yumuşak bir ağaç macunu kullanıyoruz. Siz de aynısını kullanın. Kurumakta biraz güçlük çekiyor ki zaten bir sene sonra da kurumuyor. Oradaki dokular tamamlanıncaya kadar yür yumuşak kalıyor arkadaşlar. Onun için aşı macunu seçiminizi düzgün yapın. Aşınız 500 numara olsun istiyorsanız. Ve arkadaşlar, bu aşılara tarih yazın. Biz söylemeyi unutuyoruz ama mutlaka bu aşılara tarih yazılmalı. Neden? Geçen gün kafa karışıklığına denk gelir. Pazartesi miydi, salı mıydı, cuma mıydı derken günleri şaşırabiliriz. Kesinlikle şeyi kağıdı sokmadan tarihi yazsak iyiydi ama neyse, yazarız, videonun sonra yazarız. Mutlaka tarihi yazalım arkadaşlar. Şuradan yırtılma yaptı. Oradan bir sıkıntı olur. Olmaz. Şimdi bunu da bağlayacağım. Çünkü burası biraz fırtınalı bir yer. Dediğim gibi arkadaşlar, üzerin gölgelemişseniz poşeti kesinlikle kullanın. Poşet bu aşının tutmasında büyük faktörler oynar. Tarihimizi yazacağız. Bu aşı taktiğimizde bitmiş olacak arkadaşlar. Ne dedik? Neye aşılanır? Gilik yapısı, çekirdek yapısı aynı olan ağaçlar birbirine aşılanır. Biz de bademe kayısı aşıladık. İnşallah tuttuğunu da göstereceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.